Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli odalarımızın başkanları, değerli sektör temsilcileri, kıymetli Tekirdağlı hemşehrilerim, 14. Çorlu Tarımtek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışında siz değerli hemşehrilerimin yanında olmaktan dolayı son derece mutluyum. Ancak memnuniyetimizle, mutluluğumuzla buruk. Önce Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketi, ardından Antalya Manavgat'tan başlamak üzere ülkemizin kıyı şehirlerinde meydana gelen orman yangınları sevincimize büyük bir gölge düşürdü. Yanan her ağaç, kaybettiğimiz her can yüreğimizi acıttı. Bu sebeple çok üzgünüz. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, orman işçilerimize, görevlilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Yangınlarda sadece insanlarımızı ve ağaçlarımızı değil, maalesef orman içinde ekolojik sistemin bir parçası ve hepimizin ahenk içerisinde yaşama sebebi olan hayvanları da kaybediyoruz. Canın büyüğü küçüğü olmaz, insanı hayvanı olmaz. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklarız. Kayıplarımız çok ağır. Dünyayı sadece kendisininmiş gibi gören insanlar, aslında doğal çevreyi bozduğu zaman kendi sonunu da hazırladığını çoğu zaman ya bilmiyor ya da bunun farkında olmadan buna duyarsız kalıyor. Halbuki bu fuarın konusu olan tarım ve hayvancılık, insanlığın bugünlere ulaşmasının ve bir medeniyet inşa edebilmesinin temel sebebidir. İnsan bilimde ve teknolojide ne kadar ilerlerse ilerlesin, doğaya ve hayvanlara ihtiyaç duymaya devam edecektir. Yapmamız gereken küçük yaştan itibaren çocuklarımıza tabiatı, doğayı korumak bilincini aşılamak olmalıdır. Küçük yaşta tabiata, canlılara karşı koruma hissiyle yetişen kişiler, büyüdüklerinde de aynı hassasiyeti taşımaya devam ediyorlar. Bu noktada Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için mücadele eden itfaiye erlerimize, orman işçilerimize yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kardeşimizi de yad etmek isterim. Asil bir karaktere sahip olan Şahin Akdemir kardeşimiz yaptığı fedakarlıkla hepimizin gönlünde taht kurmuştur. Ruhu şad olsun. Değerli hemşehrilerim, burada bir parantez açarak bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Acının dini, milliyeti, partisi olamaz. Devletimiz bütün kurumlarını harekete geçirip yangını söndürmek için canla başla mücadele ederken Konya'da iki aile arasındaki husumetten kaynaklı katliamı etnik bir kışkırtma vesilesi haline getirmeye kalkışanlar oldu. Birliğimize, kardeşliğimize zarar veren bu dil son derece zehirli bir dildir. Milletimizin arasına kin ve nefret tohumları ekmeyi amaçlayan çatışmacı bu dil herkese zarar verir. Kıymetli hemşehrilerim, iklim krizi sebebiyle çölleşen, kuraklaşan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu sebeple gündelik bakış açılarını terk edip stratejik bir planlamaya geçmek elzemdir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir köşesinde orman yangınları başta olmak üzere birçok farklı doğal felaketin yaşandığını müşahede ediyoruz. Geçen yıl aylarca yangınlara teslim olan Avustralya'yı hatırlayınız. İklim değişikliği artık bu yüzyılın en büyük sorunu haline gelmiştir. Yaklaşık iki yıldır dünyayı alt üst eden ve hala içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın devam ediyor. Bu virüs salgınının da iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söyleyen bilim insanları var. Bu yaz dünyanın en soğuk ülkelerinden birisi olan Kanada'da termometreler 49,5 dereceyi gördü ve 1 Haziran 30 Temmuz arasında 713 kişi yüksek sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. Dünyanın en soğuk bölgesi diye bilinen Sibirya geçen yıl 22 Haziran'da 38 dereceyi gördü. Sibirya'daki 38 derece verisi kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana Kuzey Kutup Dairesi'nde görülen en yüksek sıcaklıktı. Bugüne kadar böyle bir sıcaklık görülmemiş. Kavurucu sıcakları
yangınları, selleri ve hortumları aynı anda yaşamaya başladık. İşte iklim değişikliği öyle bir noktaya geldi ki neredeyse birkaç saat bile tarımda çok mühim bir hal almaya başladı. Yaşadığımız yangınlar bağlamında buluşma sebebimizi teknoloji, tarım ve hayvancılık gıda fuarı başlığında ele alırsak, dünyadaki iklim değişikliği ve doğal afetler kapsamında çok ama çok hayati ortak bir temaya sahip olduğumuzu görürüz. Tarımda mekanizasyon ve teknoloji de bu bağlamda çok önemli hale gelmiştir. Türkiye olarak bu şuurla geleceğe dair politikalarımızı belirliyor. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikalarını bu öngörülerle değerlendiriyor ve planlıyoruz. Değerli hemşerilerim, fuarlar, tarihi adıyla pazarlar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre içinde alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları yaptığı sergiler, organizasyonlardır. Uluslararası ticarette büyük önemi haiz olan fuarlar, 21. yüzyılın en önemli sosyal ve ekonomik etkinliklerinin başında gelmektedir. Avrupa'da, Asya'da, dünyanın çeşitli yerlerinde her yıl düzenlenen bu fuarlar, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir alışveriş potansiyeli ortaya koymaktadır. Malumunuz olduğu üzere fuarlar firmalara ve insanlara faaliyet gösterdikleri alanlardaki son yenilikleri de görme, ticari bağlantılar kurma, gidilen ülkenin ticaret mevzuatıyla piyasa ve iş hacmi hakkında yerinde bilgi edinme, ürün veya hizmetini etkin bir şekilde tanıtma ve teknoloji transferi yapma imkanları sunuyor. Ayrıca herkesin malumu olduğu üzere bir ürün ne kadar iyi ve kaliteli üretilirse üretilsin, o ürün iyi ve doğru bir şekilde tanıtılmaz ve pazarlanamazsa maalesef yeterli ilgiyi görememektedir. Bu konuda eskilerin güzel bir sözünü hatırlatmak isterim. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Bu noktadan baktığımızda tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün Marmara'daki cazibe merkezi olan Çorlu Tarım Tek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarımız salgına rağmen her yılki ritüeline marifet, iltifat bağlamında başarıyla devam ediyor. Geçen yıl salgın olmasına rağmen açılan ve yoluna devam eden ender fuarlarımızdan biriydi. Artık gelenekselleşen Çorlu Tarım Tek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın ulusal ve uluslararası fuarlar içerisinde ilk 5 sıra içinde yerini almasından gurur duyuyoruz. Fuar, Tekirdağ'ımızın yoğun sanayi üretimine sahip olan özellikle iç ve batı kesiminde yaşayanların büyük bir bölümünün tarımla ve ilgili işlerle uğraşması sebebiyle hem Tekirdağ hem de Trakya bölgemiz için çok büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'nin en büyük açık alan fuar organizasyonu olan yaklaşık 250 firmanın binlerce ürününün sergilendiği, bir arada sergilendiği bu fuarın bundan sonra da başarılarını arttırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Değerli hemşerilerim, ülkemiz tarımı milli gelire, ihracata, istihdama ve kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı daima en önemli sektör olmuştur. Tarımın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, insanımızın bugün ve gelecekte gıda güvenliğinin sağlanması açısından elzemdir. Artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli değildir. Online satışların hızlandığı günümüz şartlarında tüketiciler aynı malın değişik fiyat, kalite ve şekillerine bir tıkla ulaşabilmektedirler. İnsanlar ihtiyacı duyulan mal ya da hizmetin değişik alternatifleri arasından seçme şansına saniyeler içinde ellerindeki akıllı telefonlarla sahip olabilmektedirler. Salgın döneminde bunun eskisinden daha önemli olduğunu milletçe hep beraber idrak ettik. Kaliteli ürün üretmek kadar onun doğru bir şekilde pazarlanması üzerinde de durmak gerekiyor. Trakya'mız verimli toprakları, çalışkan, vefakar insanları ile ülkemiz tarım ve hayvancılığında çok önemli bir yere sahiptir. Hakeza Trakya'da özellikle tarım teknolojilerinin kullanımı diğer bölgelere nazaran daha yüksek seviyededir. Trakyalı çiftçimiz teknolojinin tarımsal üretime etkisini çok önce keşfetmiş ve bu ilginin bir sonucu olarak Çorlu Tarım Tek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nı
hayata geçirmiştir. 14.sünü gerçekleştirdiğimiz fuarımız, salgın şartlarının devam etmesinden dolayı mesafe şartlarının korunması amacıyla akşamları geç saatlere kadar ve yaklaşık bir haftaya yayılarak devam edecektir. Geçen yılki fuarımızda salgın sebebiyle tedarik konusunda yaşanan sıkıntılar bu yıl yaşanmayacaktır inşallah. Bu yıl ülkemizde faaliyet gösteren bütün markalar eksiksiz bir şekilde yerlerini aldıkları için ürün çeşitliliği de artmış bulunmaktadır. Şükürler olsun ki bu yıl bütün markalar, özellikle Trakya bölgemize özel ekimi yapılan ürünler, ilgili her türlü malzeme, biçim, hasat makineleri yerlisi ve yabancısıyla burada buluşmaktadır. Fuarımız traktör, biçer döver, otomotiv, ticari araç, sulama, ilaçlama, tohumlama, gübreleme, enerji gibi konularda faaliyet gösteren, tarım, gıda ve hayvancılığa yön veren firmaların ürünlerini hedef kitlesiyle doğrudan buluşturacaktır. Tohum, meyvecilik, sulama teknolojileri, seracılık, traktör ve ekipmanları, depolama sistemleri, soğutma, havalandırma gibi konularında son model teknolojik çalışmaların örneklerini burada hep beraber göreceğiz, göstereceğiz. Tarımda örgütlenme ve buluşmalarımız, ileri teknolojiye sahip Ar-Ge merkezlerimiz, çiftçilerimizi bilgiyle buluşturan her yer ve şart bizim için çok önemlidir. Değerli hemşehrilerim, fuarlar firmalara faaliyet gösterdikleri alandaki son yenilikleri görme, teknoloji transferi, ticari bağlantılar kurma, gidilen ülkenin ticaret mevzuatı, piyasa iş açma hakkında yerinde bilgi edinme, ürün veya hizmetini etkin bir şekilde tanıtma imkanı sunmaktadır. Bu yüzden özellikle tarım fuarlarının önemine, faydasına canı gönülden inanıyorum. Hayat ve bilgi o kadar hızlı değişiyor ki vatandaşlarımız için her yıl yeni gelişmeleri ancak fuarlar aracılığıyla öğrenmek, kendi kişisel tecrübesini arttırırken ülke gelişimine katkı sunmak gibi önemli amaçlara da hizmet ediyor. Yeni ürünler ve yeni teknolojilerin sergilendiği, çiftçi ve firmaların buluştuğu bütün tarım fuarlarına çiftçilerimizin ziyareti oldukça önemlidir. Çiftçilerimiz tarım fuarlarında tarımdaki teknolojik gelişmeleri ve tarım sistemleri hakkında yeni bilgileri edinmektedir. Bilgilerini güncelleme imkanına sahip olmaktadır. Fuarımızın geniş alanları sayesinde yeni teknolojiyi anında uygulama imkanına sahip olabilmektedirler. Özellikle tarımsal mekanizasyonla ilgili alet, ekipman ve makineleri toplu olarak görebilmek, aynı anda değerlendirebilmek, farklı alternatifleri karşılaştırma imkanı sağlamak bakımından fuarların canlı ve dinamik işlevi tartışmasızdır. Burada oluşan sosyal ortamı ve fuar süresince kurulan iletişimi de çok kıymetli buluyorum. Görüş, deneyim, beklenti ve meseleleri paylaşma imkanı yakalamak bakımından da büyük bir hazine üzerindeyiz. Fuar süresince düzenlenen bilimsel etkinlikler sayesinde de tarımla ilgilenen farklı kademelerden insanımızla ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarıyla bir araya gelme imkanı açısından da en zengin bir ortamda olduğumuzu söyleyebiliriz. Gurur duyarak ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin tarım imalat sektörü dünya çapında çok iyi bir noktaya gelmiştir. Ülkemiz dünya ölçeğinin üzerinde ürünler geliştirerek pazarda hak ettiği yeri almaya başlamıştır. Kıymetli hemşehrilerim, ülkemiz tarım üretiminde kat ettiği mesafeyi verilere dayalı olarak kısaca ifade etmek istiyorum. Tarımsal hasıla Avrupa sıralamasında 2002'de 4. sıradaydık. 2021'de 1. sıradayız. Tarımsal gayri safi milli hasılada 2003'te 37 milyardan 2020'de 333 milyar liraya, tarımsal gıda ürünleri ihracatında 2002'de 3.8 milyar dolardan 2020'de 20 milyar dolara, tarla bitkileri, meyve ve sebzede 2002'de 98 milyon tondan 2020'de 124 milyon tona, tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002'de %31'den 2019'da %86'ya, buğday unu ihracatı dünya sıralamasında 2002'de 11. sıradan 2015'ten beri de 1. sıraya ulaşmışız. Bu veriler ülkemiz adına gurur duyacağımız bir tablodur. Kıymetli hemşehrilerim, bütün dünyada
küresel ısınma sonucu oluşan iklim dengesizlikleri, dünya nüfusunun her geçen gün artması, kullanılabilir tarımsal kaynakların giderek azalması gibi sebeplerle tarım ve hayvancılık gittikçe daha çok önem arz eden stratejik sektörler haline gelmiştir. Geleneksel tarım yöntemleri ise artık yetersiz kalmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkeler tarım 4.0 denilen uygulamalarla verimliliği arttırıcı ve maliyetleri düşürücü uygulamalara geçmektedirler. Akıllı tarım ya da tarım 4.0, endüstri 4.0'da olduğu gibi üretimin dijital hale gelmesi için yeni yöntemlere geçmek zorundayız biz de. İklim değişikliği, küresel ısınma sebebiyle su kaynaklarımız hızla azalıyor. Kuraklık kapımızda. Bu süreçle birlikte üretimde daha az suyla, gübreyle, yakıtla daha fazla ürün elde etmenin çeşitli yolları var. Dijital teknoloji, biyoteknoloji ve fiziksel teknoloji tarım sektörünün kalite ve verimlilik artışında çok etkin ve etkilidir. Özellikle iklim değişikliklerinin büyümeyi menfi olarak etkilediği günümüzde tarım sektörünün modern tekniklere sahip olması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu fuarlar yeni yöntemleri istişare ettiğimiz yerler olarak mektep görevi de üstlenmesi bakımından çok değerlidir. Bu vesileyle 14. Çorlu Tarım Fuarı'nın üreticilerimize, milletimize, Trakya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çorlu Tarım Tek Trakya Avrupa Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı'nın 14. yılında çiftçilerimize, sektörün önde gelenlerine ve fuar paydaşlarımıza, fuar için öncülük eden Umut Güngör kardeşimize ve emek veren herkese Tekirdağlılar adına, milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun.